Mesela Allah her hikâyede insanları affediyor. İnsanları mesela affedemiyor, biliyor. Allah her kuluna yardım ediyor. İnsan belirli kişilere yardım etmek eğiliminde oluyor. Mesela en ummadık suçlarda bile insanlar Allah'tan af diliyorlar. Ama insanlar mesela ona yanaşmıyor. Allah hep güzel zanneder insanları, zanla değerlendirir. Yani hüsnü zanneder Allah. Suizan etmez insanları. Hep müsbet, olumlu, yani iyiye gitmelerini ister. Mesela her işte bir hayır olmuş oluyor yüzden. Mesela gidecek bir yere araba arızalanıyor. Allah onu özel yapar. Onun hayrı için yapar. İyiliği için yapar. Müslüman da bu tarz olduğunda, güzel ahlak yaşadığında hem kendi rahatlıyor, hem etrafındaki insanlar rahatlıyor. Mutlu oluyorlar. İçleri açılıyor. Bir cennet nimeti. Allah'ın beğendiği bir hayat. Bu olmadan cennet olmuyor. Cennetin ana vasfıdır. Ama güzel ahlakın asıl amacı sevgidir. Yani bütün güzel ahlakın amacı Allah'ı sevmek, Allah için insanları sevmek.